vaat etmiş. Adam Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmuş. Hayır, anlamadınız. Şimdi İngilizler biz yenilgiyi kabul ettik mi? Ettik mi? Etmedik mi? Etmedik tabii ki efendim. Kurtuluş Savaşı'nı niye verdik biz madem yenilgiyi kabul edecek? O zaman neden? Madem yenilgiyi kabul etmedik, neden Musul'da Kerkük? Biri soruyor, memnun musunuz? Geliyorlar ülkemize. Hiç haberim yok. Niye geliyorlar? Her gün geliyorlar ablacığım, hiç duymadın mı? Yok. Tam bir... Müslüman mı? Müslüman diyorlar. Gelsinler. Gelsinler mi? Biz de yurt dışında yaşıyoruz. Belki siz suçlamıyorum ama bak şunu söylüyorum. Söyleyeyim. Bugün eğer Filistin'de yapılan zulüm de aynı. Bugün Türkiye'nin, Osmanlı'nın bitişinde yapılan zulüm aynı. Ne zulüm? Zulüm aynı. Aynı zulüm abi. Camileri kapatılması. Benim kendi dedem ya. Biz Erzurum'da bak. Biz de bunları seyrederiz. İçim rahat edecek. Ben günlerdir uyku uyumuyorum. Bak kimse çıkıp çıt demiyor. Ya bu kadar sessiz kalmanın bir manası var mı be? Biz nasıl bir cumhuriyet anneleriyiz? Ben aşırı cumhuriyetçiyim. Bak bunlara da oy verdim. Peşte. YouTube üzerinde özellikle sokak röportajları yapan arkadaşları izlerken ne Türkiye'nin tarihi ne de bu ülke için canını verenlerin gerçek yaşam hikayeleri genç nesil tarafından bilinmiyor. Bilmediklerini kabul etmedikleri gibi bunu araştırmaktan da imtina ediyorlar. Z kuşağı olarak da isimlendirilen bu nesil maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini bilmekten çok ama çok uzaklar. Ezberciliğe dayalı eğitim sisteminin 2000'li yıllarda daha da ezbere dayalı bir hal alması, araştırmaktan uzak, merak ettirmeyen, sadece ezbere ve aklında kalanla yetinmeye dayalı olan sistemin sonunda yetişen öğrenciler, yetişen gençlik işte budur. Teknoloji çağındayız ve gençlik okumak yerine izlemeyi tercih ediyor. İşte bu sebeple Kaybolan Tarih diye bir diziye başlamaya karar verdim. Videoları beğenip paylaşırsanız hem daha çok kişiye tarihin anlatılmayan gerçeklerini anlatmama ve öğrenmelerine yardımcı olursunuz. Hem de bugün özellikle çok fazla duymaya başladığımız Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar hakkında bazı bir kesim neden devamlı olarak onları kötülüyor, neden devamlı olarak onları karalamaya çalışıyor, bunları anlatacağız. Kanala abone olarak Sırlar Alemi kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda maddi destek için de Patreon linkini kanalda bulabilirsiniz. Afganistan'ın Taliban güçleri tarafından yönetiminin ele geçirilmesinin ardından basına yansıyan görüntüleri izlerken adeta şok olduk. Kadının adının olmadığı, hiçbir hakkının olmadığı, erkekleri ise şeriat kurallarına göre yaşamaları gereken bir ülke haline geldi Afganistan. Ve maalesef bu yaşanılan insanlık dramı bizlere bir şeyi daha iyi gösterdi. Cumhuriyetin nasıl demokratik, adil bir yönetim şekli olduğu ve bu ülkeyi kurtaranların ve kuranların böyle bir seçimi neden yaptığını çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü şeriat denilen yönetim şekli Peygamber Efendimiz zamanındaki halinden çok ama çok uzakta. Adeta dinin insanları korkutmak ve güçlünün gücüne güç katması için kullanılmasını sağlayan yobaz, çağ dışı bir yönetim haline geldi şeriat. Ülkeden kaçmak isteyen Afgan vatandaşlarının havalimanında adeta uçaklara dışarıdan kendilerini bağlamak suretiyle kaçmaya çalışmaları onların suçu değildi. Bu onların cehaletiydi çünkü televizyon kullanmak yasak, teknolojiyi kullanmak yasak. İçimiz acıyarak izledik bu görüntüleri. Ve şunu düşündüm ben kendi adıma, bilmiyorum siz düşündünüz mü? Bu ülke toprakları içerisinde hala daha şeriat isteyen, şeriat gelsin biz şeriatla yönetilmek istiyoruz diyen gerici, yobaz ve kendini geliştirmekten aciz insanların nasıl bir canavara dönüştüğü, nasıl bir insanlık kıyımı yapabildiklerini hep beraber gördük. Oysa şeriat İslami yönetim şeklidir. Ama İslamiyet hiçbir zaman bir canlının başka bir canlıya üstün olmasını, bir canlının başka bir canlının canını almasını öngörmez. Ve İslamiyet bu insanlığa gönderilmiş en modern, en bilime dayalı ve en çok okumayı ve araştırmayı isteyen dindir ayrıca. Buradaki amacımız tabii ki siyaset yapmak değil. Ama bazen sebepler ve sonuçlar her ne kadar siyaset perdesinden olsa da bize bugünleri armağan eden, Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olması gerektiğine karar veren
ve bu uğurda her bir metrekare toprağı satılan veya işgal edilen bir imparatorluktan sonra güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve bu cumhuriyetin sağlam temellere oturması için inkılaplarla çağdaş bir Türk milleti oluşturan Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatılmayan gizli kalan yönlerini anlatmaya karar verdim. Dünya üzerinde hiçbir millet kendi kurtarıcısını ve kurucusunu bu topraklarda olduğu kadar küçümsemiyor. Düşman bellemiyor ve hatta hakkında aslı astarı olmayan yalan yanlış hikaye ve yaşam tarzı anlatımlarıyla onu karalamaya kalkmıyor. Ona kimse dinsiz diyemez, ona inançsızmış gibi tarif edemezsiniz. Z kuşağı araştırmaktan o kadar uzak ki kendilerini Instagram denen bir uygulama içerisinde kapatmışlar. Bu bizim eğitim sistemimizin bir suçu ve aynı zamanda üstadını yapmak istediği bir şey. Ne kadar çok beynini kullanmayan insan olursa onların işine o kadar gidiyor çünkü. Bu nedenle de videonun başında da bahsettiğim gibi bulduğum tüm görseller, bilgi ve belgeler aslında sizlerin de erişebileceği ve sizlerin de ulaşabileceği belgeler. Bu video içerisinde ben bunların hepsini toparladım. En azından izlerken, dinlerken bir şeyler kulağınıza girsin diye. Sizi tarih kitaplarındaki gibi işte şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu, bunun sonuçları bu oldu, Atatürk bunu bundan yaptı gibi bir şeyle asla boğmayacağım. Ben daha çok bunu masal kıvamında anlatacağım ki hem akılda kalıcı olsun hem de ilgi çekici olsun. Mustafa Kemal Atatürk. Türk milletinin başına gelen en büyük şans. Ancak nedendir bilinmez. Bazı kesimler tarafından karalanmakta, kötülenmekte ve yönetimlerin yaptığı haksız, adaletsiz şeylere maruz kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra halkın okuma yazmasının olmaması sebebiyle duyduğuna ve sadece anlatılana inandığını fark etmişti. Türk milleti güçlüydü, güçlü olmak zorundaydı. Savaşırken vefakardı. Dinine o kadar bağlıydı ki toprağını da seven bir vatanperverdi. Ancak okuması ve yazması olmayan bir millet çağdaş medeniyet seviyesine hiçbir zaman erişemezdi. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu topraklarda okuma yazma bilenlerin oranı sadece ve sadece %5'ti. Bakın aynı tarihte Almanya'ya baktığınızda %35, İngiltere'nin %42'lerde olduğunu görüyoruz. Türkiye atılımlar yapmak zorunda olan bir devletti. Ve bu atılımların yapılması ve güçlü bir ülkenin kurulabilmesi için muasır medeniyetler seviyesinde bir an önce çıkılması gerekiyordu ki bu da okuma yazma oranının artırılmasıyla elde edilebilecekti. Ancak Türk halkı savaştan yeni çıkmış, yorgun, bitkin ve yaralarını sarmaya çalışıyordu. Adeta yıkılan Osmanlı Devleti'nin etkisini üzerinde barındıran ve hala daha devletin son zamanlarında nasıl düşman devletler tarafından parçalanmaya çalıştığını anlamamış ve adeta Osmanlı Devleti ile beraber din elden gidiyor diyerek dış ülkelerle kışkırtmasıyla beraber gerçekte İslamiyet'le hiçbir alakası olmayan, özünde Hristiyan ya da Yahudi olan papazların imam kılığına girerek halkın arasında ve din büyüklerinin arasında bu tarz dedikodular yaymaya başladılar. İşte bu sebepledir ki Cumhuriyet'in kurulmasının hemen ardından özellikle İslami propagandalar sebebiyle ve gerici propagandalar sebebiyle insanların da okuma yazma bilmemesinin buna çok büyük bir çanak tutmasından kaynaklı olarak dış güçler ülkeyi karıştırmaya devam ediyordu. Laikliğin geleceğini duyurdular. Ve bunu derhal karalamaları gerekiyordu. Çünkü laiklik medeniyetin ilerlemesi için gerekliydi aslında. İşte bu provokatörler laikliğin geleceğini duyan Osmanlı İmparatorluklarının halifelik yetkisinin artık elden gittiğini, Atatürk'ün İslamiyet'i tamamen yok etmeye çalıştığını, onun bir dinsiz olduğunu ve dini bu topraklardan tamamen sileceğini anlatmaya başladılar. Halk cahildi. Halk şimdiye kadar sadece duyduğuna ve gördüğüne inanıyordu. İşte bu da duyduğu bir şeydi. Mustafa Kemal ileri görüşlü bir liderdi ve halkı için en iyi olanın ne olduğuna her zaman doğru zamanda doğru kararlar alarak gösteriyordu. Okuma yazmanın düşük olmasındaki en büyük sebep Arap alfabesiydi. Arap alfabesi ile Osmanlı alfabesi birbirlerine o kadar çok benziyordu ki ancak bu alfabeyi öğrenebilmek, başta bunun alfabeyle aklından geçenleri yazabilmek
oldukça zordu. İnsanların kendi dinlerinin kutsal kitabı olan Kur'an'ı dahi ezbere okuduğunu fark eden, hatta Kur'an'ın tesvirlerinin yapılmasını, böylece insanların bu büyük kitapta ne yazdığını artık anlamaya başlamalarını sağlanması için derhal Türkçe'ye çevrilmesi de istenmiştir. Halkın arasında sıklıkla karışan ve halkıyla iç içe olmaktan asla çekinmeyen biriydi Atatürk. Halk arasında her karıştığında gözüne çarpan bir aksiliği ya da halkın karşılaştığı bir zorluğu görüyor ve derhal bu zorlukların giderilmesi için emir veriyor. Yaşayarak öğrenilir ve öğrenildikçe geliştirilir diyor. Kadınların neredeyse tamamı okuma yazma bilmiyor, erkekler arasında da her mahalle veya köyde bir iki kişi okuma biliyor ve bu şekilde güncel haberleri elde ediyorlardı. Okuma yazma bilinmeyen yerlerde ise olaylar kulaktan kulağa dedikodu gazetesiyle yayılıyordu. Bir kısım yalan yanlış ilaveler yapılıyor, benden sana, senden ona derken olay bambaşka yerlere gidiyordu. Bu özellikle Türkiye toprakları üzerinde kirli oyunlarını hala daha bitirmemiş olan dış güçlerin oldukça işine geliyordu. Çünkü Cumhuriyet daha yeni kurulmuştu ve istedikleri gibi yıkabileceklerdi. Mustafa Kemal, kılık kıyafet devriminin 25 Kasım 1925'te yaptığında tek amacı dünya ülkeleri arasında görünüşüyle modern bir Türk halkı oluşturmaya başladığını göstermek istemesiydi. Çünkü eskiden kullanıldığı kıyafetler çağ dışı ve diğer devletler tarafından komik karşılanıyordu. Evet, bu bizim giyim tarzımızdı, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyadaki standartlara uyması gerekiyordu. İşte dini kullanarak Osmanlı'yı devam ettirmenin çalıştığını söyleyen ama gerçekte dış güçler tarafından yeni kurulan bir devletin bir an önce bir iç karışıklık sayesinde ortadan kaldırılmasını hedefleyen diğer ülkelerin din adamı gibi yetiştirdikleri imam ve hoca görevindeki ajanları bu değişikliğin aslında İslamiyet'e karşı yapılan bir müdahaleden başka bir şey olmadığını, Batı'nın Hristiyan olduğu için bu şekilde açık saçık giyindiğini, oysa biz İslamız, biz Müslümanız, bizim bu şekilde giyinmememiz lazım şeklindeki sokak ifadeleri sokaklarda her yerde, her köşe başında anlatmaya başladılar. Oysa Atatürk, Osmanlı Devleti'nden beri süre gelen herkesin din, dil, ırk ve inanç konusunda özgürdür yaklaşımını benimsemiş bir liderdi. Halkın cehaleti günden güne devletin başına büyük bir dert oluyor. Özellikle din evden gidiyor tartışmaları, Mustafa Kemal dinsiz dedikoduları halkın arasında öyle yayılmıştı ki artık Atatürk'ün derhal 30 Kasım 1925 yılında kılık kıyafet kanunundan 5 gün sonra halkı yanlış yönlendiren ve yalanlarla dolduruşa getiren tekke ve zaviyelerin derhal kapatılmasını emretti. Çünkü tekke ve zaviyeler o dönemde şunun için çalışıyordu. Halk Kur'an-ı Kerim'i okuyor ancak okuduğunu anlamıyordu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyup okuduğunu anlayan insanların yanlarına gidip oralarda toplanıyorlar ve o insanlara hangi ayet ne anlatmaya çalıştığını o insanın kendi düşüncesine göre anlıyorlardı. Ve bu çok tehlikeliydi çünkü insanlar bunları da kendileri istedikleri gibi değiştirebiliyorlardı. Bu sayede ajanlar rahat rahat istedikleri gibi her şeyi yapıyorlardı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının asıl verilme sebebi ise 5 gün öncesindeki kılık kıyafet kanunu olmuştu. Şeriat kanunlarıyla yönetim isteyen ve dini bilmeyen ancak anlatılan kadarının doğruluğunu kabul eden kesim tarafından daha sert bir hamle olarak algılanmış ve ülke içinde tekke ve zaviyelerde Mustafa Kemal dinsiz diye sesler yükselmeye başlamıştı. Atatürk'ün en çok üzüldüğü olay aslında buydu. Ama maalesef öldüğü güne kadar, hatta günümüzde dahi Atatürk'ün dini ile ilgili meydana gelen binlerce spekülatif olay durdurulamıyor, önüne geçilemiyor. Çünkü bundan nebelenen bir kesim var. Bugün bile sokaktaki adama mikrofon uzatıldığında bu topraklarda nefes almasını sağlayan, onu özgürleştiren ve geliştiren kurucusuna hakaret etmekten utanmıyorlar. Oysa kimse bunun gerçek içeriğini araştırmıyor. Akıllara yerleşmiş Atatürk dinsiz, Atatürk şunu yaptı, Atatürk bunu yaptı, Atatürk dini bırakıyordu. Araştırdın mı? Hayır. Kimden duydun sen bunu? Gitti bir ona sor o zaman. Araştır. Ama yok. Bizim cehaletimiz dillere destan. Atatürk İslam dinine son derece bağlı ve İslamiyet'in yüceltilmesi için yanlış bilinen her şeyin devlet tarafından, kurulan bir kurum tarafından net bir şekilde düzeltilmesi ve ifade edilmesini savunan bir insandı.
Savaştan çıkmış ve cehaletinden kurtulmaya çalışan halkın aklının karışmasını engellemek amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde dünya üzerinde ve tarihteki İslam araştırılması, en doğru bilginin elde edilmesi, bunun halka bir an önce yayılması ve insanların kendi anladıkları dilde ibadetlerini yapmaya başlamaları için İslamiyet'in gerici, ırkçı ve çağ dışı olan imajının derhal düzeltilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Bu sayede Atatürk'ün asıl istediği din ve devlet işlerinin de birbirinden ayrılması, yani yönetim şekline laikliğin getirilmesiydi. Çünkü laiklik çok daha iyi anlaşılacak ve dini sömürgeleriyle devletin nasıl yanlışlar içerisinde itilebildiğini net bir şekilde halka gösterebilecekti. Bunlar o tarihe kadar İslami şartlara göre yönetilebilen bir ulus için çok köklü ve radikal değişimlerdi. Ancak olmak zorundaydı. Türkiye'nin Anadolu topraklarında yeniden yeşeren cumhuriyete sahip çıkan ve gerici politikalarla yerinde saymasına engel olunması gereken bir yapıda olmak zorundaydı. Ve bu yapı ne olursa olsun bozulmamalıydı. Atatürk geleceği şekillendirirken Batı'dan örnekler alıyor ve onları Türk kanunlarına uyarlamalar yaparak yerleştiriyordu. Bu sayede çağdaş, modern, zamanı yakalayabilen, teknolojik, demokratik, aynı zamanda hukukun üstüne olduğu adil bir yönetim şekliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet kalmasını sağlıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, okumayı çok seven ve araştırmaya önem veren bir yöneticiydi. Bildiği bir şey vardı ki İslamiyet son din olarak gönderilmiş ve Kur'an bu dünyada yaşamanın sırlarını içinde barındıran büyük bir kitaptı. Öncelikle insanların bunu anlamasını sağlamak zorundaydı. Çünkü hurafeler almış başına gidiyordu. Kur'an hemen hemen her Müslüman ailenin evinde okunuyor, ancak ne anlama geldiği ya da anlatmak istediğinin ne olduğu, mesajının ne olduğu kimse tarafından bilinmiyordu. Bu da ne okuduğunu anlamayan bir halkın Hacı Hoca adı verilen şarlatanlara gitmesine ve bu kişilerin kendi yaptıkları tesvirlerle kendi çıkarları doğrultusunda bazı şeyleri değiştirerek bu insanlara anlatmasıyla oluyordu. Bir gün yine halk arasında gezdiği sırada iki kişinin konuşmasına şahit olmuş ve yanlarına giderek dinlemişti. O an dehşete düştü. Çünkü bir ayetten bahsediliyordu, ancak ayet tamamen farklı bir şekilde karşı tarafa aktarılıyor. Adeta Kur'an bambaşka bir anlamla lanse ediliyordu. Ve şeriat adı verilen bir yolun detayları konuşuluyordu. Şeriat olarak anlatılan yönetim şeklinin kadınlara hak vermeyen, bir erkeğin 4 kadınla evlenmesine izin veren, adalet ve hukuk sisteminin din içinde olduğu ve bu kanunların yeni getirilen kanunlara değil de hırsızın elinin kesilmesi, tecavüzün taşlanması gibi çağ dışı yöntemlerle, korkutucu cezalarla verilmesi gerektiğinden, tek yolun İslam yolu olduğu ve gelişmeye gerek olmadığı, zaten bizim gelişmiş bir dinimizin olduğu, gazete ve kitapların hepsinin şeytan işi olduğu ve aklımızı karıştırdığı için bunların çağ dışı olması gerektiği gibi saçma sapan düşüncelerin halk arasında yayılmaya başladığını fark etti. Tanıdık geldi mi? Bugün Afganistan'ın başına gelen işte. İslam, medeniyeti takip etmeyi, gelişmeleri uygulamayı, yardımlaşmayı, insanı yaratandan dolayı sevmeyi, doğayı ve tüm canlıları yaratılandan dolayı yaratandan ötürü saygı duymayı, korumayı ve kollamayı. Dünya üzerindeki gördüğünüz her şeyi korumayı ve kollamayı. Bilimi, sanatı, adaletli olmayı, evde adalet olmayı, ticarette adaletli olmayı, helal ve haram kavramlarını, kadınlara söz hakkı veren ve her insanın eşit olması gerektiğini söyleyen bir dindi. Ve bu aynı günümüzde olduğu gibi yanlış anlatılıyordu. Bu duruma dur demek için bu tarz hurafelere, halkın aklının karışmasına ve bir iç ayaklanma çıkmasını engellemek için Atatürk verdiği bir emir ile bu tarz görüşlere sahip ve devlete karşı insanları örgütleyen birkaç tarikat liderini derhal astırtmıştır. İşte Atatürk tarikat liderlerini astırttı, şeyhleri astırttı dediği olay, denilen olay da bundan ibarettir. Sen eğer yeni kurulan ülkenin iç işlerini karıştırmaya çalışıyorsan, bunu gerçek bir din adamı değil de bir ajan üzerinden yapıyorsan ve sen de bir ajansan, seni astırttı. Bunu da bu kadar kesin ve net bir şekilde uygulamasındaki tek bir sebep vardı. Diğerlerinin bunu yapmasını engellemek, bir anda bıçak gibi kesilmişti çünkü.
Yıkılan bir imparatorluğun aldığı küllerinden bir Türk devletini sıfırdan kurmak, onu ayağa kaldırmak ve onu diğer devletler arasında görünür yapmak için bundan fazlasına ihtiyaç vardı. Ve Türkiye'nin önünde iki yol vardı. Ya yönünü batıya doğru döndürecek ve medeniyeti kovalayacaktı, ya da doğuya doğru dönecek, gelişmesi diğer devletler tarafından istenmeyen Haçlı zihniyetiyle devamlı kargaşa ve karmaşa yaratılan, iç işleri devamlı karışılan, şeriata göre yönetilmek istenen bir ülke olacaktı. Türk devleti bu devleti kurarken asla geride kalmayı kabul etmedi. Yönünü batıya ve medeniyete çevirdi. Medeniyet kültürle geliyordu. Kültür ise okuma yazma ile geliyordu. Öncelikle savaştan yeni çıkan bu halkın okuma yazma öğrenmesi şarttı. Ancak konuştukları dil Türkçe olmasına rağmen bunu Arapçaya çok benzeyen ancak oldukça karışık yazması olan Osmanlıca ile ifade etmek çok zordu. Dünyanın diğer ülkeleri arasında da yazı karakterleri sebebiyle anlaşılmıyor ve bu diplomatik temaslarda sıkıntı oluyordu. İşte bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm devletler tarafından kolay okunabilen, kolay öğrenilebilen ve anlaşılabilen bir yazı şeklinin olması için Latin alfabesine geçiş yapılmıştır. Ülkenin bir anda okuma yazma seviyesinin artmasında büyük bir seferberlik ile hemen hemen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin okuma yazma öğrenmesinin önündeki karmaşık alfabe kaldırılmış, yerine okunması ve akılda kalması daha kolay olan Latin alfabesi getirilmiştir. Dini her şekilde Türk milleti üzerinde baskı ya da düşünce değişikliğini sağlamak için kullanmaya çalışan şeriat yandaşlarının din elden gidiyor, Kur'an Arapçadır, bizim dilimiz Arapça olmak zorundadır, şeytanın yazısını sakın kullanmayın diyerek ortalarda gezmeye başlamaları her ne kadar o dönemde etkili olmasa da bugün etkisini hala da devam ettirmektedir. Oysa insanlar dinin evrensel olduğunu, tek bir medeniyet ya da ırk için değil de tüm dünya insanları için gönderilmiş olduğunu bildiklerinde her şey çok daha kolay bir çözüme ulaşır. Dinler elbette belli bir dil ile gösterilecektir, gönderilecektir. Çünkü her din bir topluma gelmiştir. O toplumun yanlışlarını düzeltmesini istenildiğinden dolayı gelmiştir. İngiltere'ye gelseydi Kur'an İngilizce olacaktı. Bize gelseydi Türkçe olacaktı. Araplara geldiği için Arapça oldu. Eğer Kur'an'da kullanılan dil Arapça değil de Latin alfabesiyle yazan bir dil olsaydı, bu durumda Araplar için gönderilmiş olan kural nasıl anlaşılacaktı? Ya da olaya şöyle bakalım. Eğer Arapça bu kadar kutsal bir dil ise, ki Arapçayı kutsallaştıran bazı kesim var, neden daha önce gönderilen kitaplar Arapça değil? Bu konuda şu an bu videoyu izleyen herkesin mantığa davet ediyorum. Hala daha üzerinde Arapça yazdığı için anlamadığınız yazıları yerden alıp öpüp başınıza koyup yukarılara bir yere koyanlarınız var. Geçenlerde benim karşılaştığım bir olay, bir kantinden çıktığım zaman çayımı kahvemi almışım, devam ediyorum. Yerde Arapça yazı var. Arapça yazının üzerinde lütfen ışıkları söndürün yazıyor. Adamın bir tanesi geldi. Allah'lar, peygamberler, kıyametler kopuyor dedim, ne oluyor? Hayırdır? Aldı yerdeki yazıyı, öptü başına koydu. İşte siz böyle dinsizsiniz, bilmem nesiniz, şusunuz dedi. Abi dedim, sen ne yapıyorsun ya? Bunu dedim, üzerinde ne yazıyor? Allah yazıyor dedi. Allah mı yazıyor? Bak bakayım dedim. Işıkları söndürün yazıyor dedi. İşte cehalet sizi komik duruma düşürür. Bir kişinin dinine sahip çıkabilmesi için onun kendisinden ne istediğini net bir şekilde bilmesi, anlaması ve yorumlaması gerekir. Çünkü aklımız bunun için var. Oysa kolay olan okuduğunu anlamak olması gerekirken daha da zor olan tarikat şeyhlerine inanmak ve onların okudukları şeyi kendi okuduklarıyla bir tutup onların yanına inandığına inanmaya başlamak kolaylıktı. İşte bu da bizim tembelliğimiz. Maalesef tembeliz. Oysa karşısındaki kişinin okuduğunu, kendi beyni ve kendi görüşlerine göre yorumladığını unutuyoruz. Belli bir zaman geçtikten sonra bir iki kişilik topluluk bir anda grup, sonrasında tarikat olmaya başlıyor. Ve Kur'an ya da İslam'a değil de kendisine dini anlatan kişiye inanmaya, hatta tapar derecesinde ona saymaya, elini öpmeye, ayaklarını öpmeye başlıyor. Bu da günümüzde adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan pek çok tarikat ile daha geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmadı mı?
Cumhuriyet kadınlara hak veriyor ve bu haklarını nasıl kullanacaklarını anlatıyordu. İş hayatında var olmak, televizyonlarda fikirlerini söylemek, oy kullanmak, alışveriş yapmak ve hakkını savunmak, seçme ve seçilme hakkı elde etmek. Bugün ülkemizin doğusundaki İslam ülkelerine baktığımız zaman kadının adı yok denecek kadar toplum içerisinde varlıklarını görmüyoruz. Erkek egemen bir devlet yönetiminin hakim olduğu bu ülkelerin tamamı çağ dışı. Gelişmekten çok uzak ve medeniyete ters bakan yapılarda olduklarını görebilirsiniz. Oysa İslamiyet daha ilk satırında size oku der. Bilime ve sanata önem veren, insanları eşit gören ve insan haklarına dayanan bir dindir İslamiyet. Neden çağ dışı kalıyor? Çünkü hepsinin temelinde dinin devlet işlerine yürütülmek için kullanılmasından kaynaklanan sıkıntılar var. Siz eğer insanların inançlarını devleti yönetmek için kullanırsanız, politik olarak da diğer ülkeler sizin devlet işlerinizi karıştırmak yerine dininizi karıştırmaya başlar. Bilinen o kadar çok yalan yanlış şey var ki. Taliban rejiminin şeriat adını verdiği ama gerçek İslam ve şeriatla alakası olmayan yönetim şeklini hepimiz gördük. Ve Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, her yerde, her mecrada, yazılıda, görselde laikliğe ve Atatürk'e şükreden hale geldik. Bakın, hiçbir zaman İslam ülkesinin gelişmesini durmasını istemez. Bunun için Büyük Orta Doğu Projesi adı verilen bir proje mevcuttur. İşte bu sebepten dolayı Atatürk, Cumhuriyet'in temelini atarken her şeyi en ince detayına kadar düşünmüş ve hayata geçirmiştir. Yaşadığı zaman içerisinde adeta kanunlar, kurallar ve anlaşmalarla dolu günlerin güvence ve garanti altına almıştı. Elbette Atatürk ile ilgili anlatılmayan pek çok olay var. Her bir olay başlı başına günümüzde ışık tutan, günümüzde ders niteliği taşıyan olaylardır. Ancak bugünlerde ne çok din üzerine siyaset yapıldığından dolayı özellikle Atatürk hakkındaki dinsiz imalarına bir açıklama getirmeyi bir Türk vatandaşı, bir Türk evladı olarak kendime bir borç bildiğim için bu videoyu hazırladım. Size kendi yazdıkları tarihi kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyeceksiniz. Bu oyuna gelmemek için de araştırmak zorundasınız. Evet, duyduğunuz her şeyi araştırın. İnsanların ağzından çıkan her şeyi araştırın. Benim size söylediğim her şeyi araştırın. Araştıran bir toplum, yıkılmayan, yenilmeyen bir toplumdur. Yine ülkemizin kurucusu ile ilgili atılan en büyük yalan iftiralardan bir tanesi de onun İslamiyet'i sevmemesi, bu ülkeden silmeye çalışmasıdır. Çünkü yıllarca din üzerinde bu ülke insanların yobazlaşmış fikirleriyle gelişmiş bir halk vardı. Mesela en net bilinen yanlışı ben size söyleyeyim. Çoğunuzun, hatta bu videoyu dinleyenlerden de eminim çoğunun, türban şeklindeki bir kapanma şekli vardır. Türban kapanmasının Peygamber Efendimiz zamanında olduğuna inanan insanlar da vardır. Oysa türban dediğiniz örtünme şekli, komşumuz hemen İran'ın 1990'larda yönetim şekli değiştikten sonra kimin hangi tarikata mensup olduğunu anlaşılmak için kafalarını belli şekillerde kapatılması istenmiştir. Böylece kadınlar birbirlerini uzaktan gördüğünde aynı tarikata mı mensuplar yoksa farklı tarikata mı mensuplar bunu öğrenecekler. Ama bunu öyle bir noktaya getirdiler ki özellikle bizim ülkemizde. Türban eşittir İslamiyet anlamına geldi. Hayır değildir. Kur'an-ı Kerim kapanın der kadınlara. Edep yerlerinizi örtün der. Türban yapın demez. Peygamber Efendimiz türban diye bir şeyden bahsetmemiştir. Normal babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı şekliyle eşarpla kapanmaktan bahsetmiştir. Şimdi gelelim toplumda atamızla ilgili en çok bilinen yanlışa. Atamızın bir alkolik olduğu, bundan dolayı dinsiz olduğu, geceleri şarap içmeden, rakı içmeden hiçbir şekilde uyuyamadığından bahsedilir. Ve bu kadar içkiye bağımlı olduğundan dolayı sirozun da Allah tarafından onu cezalandırmak için verildiğini anlatan, kendine din adamı diyen şarlatan kepaze insanlar vardır. Olayın gerçek yüzünü anlatayım da duyun o zaman. İnanmıyorsanız da araştırırsınız. Bütün evraklar mevcuttur. Atatürk öyle anlatıldığı kadar çok alkol alan bir adam değildi. Herkese kadar rakı içer ve rakı sofrasını severdi ama öyle her akşam içmezdi. Siroz gibi bir hastalığa yakalanmasındaki tek sebep de içtiği alkoller değildir. Trablusgarp Savaşı'nda bir sivrisinek tarafından ısırılmış ve hemen sonrasında sıtma olmuştur. Bu sıtma mikrobu
sonrasında ataya ciddi şekilde rahatsızlıklar vermiştir. Derhal etkili bir tedavi yapılmaya başlanmış. Ata ciddi şekilde rahatsızlanır ve hipertrofik siroz olduğu anlaşılır. Derhal siroz tedavisinde etkili olan kinin ve atebrin ilaçları uygulanmaya başlanır. Ancak bu ilaçlar atanın karaciğeri ve dalağını ciddi şekilde yıpratır. Eldeki verilere göre 1937 yılında ata için İstanbul Eczanesi'nden 43 kutu kinin alınmış olması bunun en büyük ispatıdır. Ataya uygulanan bu tedavi Mason Lojası'ndan bir doktor tarafından uygulanmıştır. Mim Kemal tarafından. Bakın dikkat edin. Mason Lojası'ndan. Uygulanan tedavi atayı her gün biraz daha yatağa bağlı hale getirdiğini gören Celal Bayar'ın ısrarı üzerine derhal başka bir doktor getirilir ve ata kontrol edilir. Dışarıdan gelen doktor uygulanan tedavinin bir intihardan farksız olduğunu ve aşırı derecede vücuda yükleme yapılması bile karaciğerin aşırı şekilde iflas etmiş olduğunu, derhal atının istirahate çekilmesi gerektiğini söyler. Ata daha önce istirahat için gittiği 2 ay boyunca kaldığı Savarona yatında nemli bir ortamda yaşadığından dolayı bu hastalığını daha çok tetiklemiştir. En son ata artık ayakta duramaz hale geldiğinde dünyaya gözlerini kapayacağı Dolmabahçe Sarayı'na getirilmiştir. 10 Kasım günü ata dünyaya veda ettiğinde Büyük Millet Meclisi'ndeki Mason localarına ait olan milletvekilleri tüm dünyaya ölüm nedeni olarak gençlerimize ve erkeklerimize örnek olsun, korksunlar, kullanmasınlar, dinimize yakışmaz aksi takdirde başka bir şey söylenmesi diyerek atanın alkolden ve sigaradan dolayı öldüğü söylenir. Ve bu tartışılır. Mason Lojası 1935 yılında kapatılmıştı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde Mason vekiller hala daha söz sahibiydi. Ve bu karar çıktı. Gençlerimize terbiye olur, ders çıkartırlar. Atanın sigara ve alkolden olduğunu söyleyelim. Böyle büyük bir insan bile bundan ölüyorsa biz kullanmayalım derler şeklindeki beyan aynen rapora geçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtlarında bu mevcuttur. Atanın içki ve sigaradan dolayı kaynaklanan siroz hastalığından öldüğü açıklanır. İşte koskoca bir milletin önünde canını siper eden büyük bir komutanın ardından söylenilen ve bu o komutanı küçük düşürmek adı için yapılan çirkin iftira dolu bir rapor bugün meclisin kayıtlarında bir utanç abidesi olarak durmaktadır. Ancak doktorların tuttukları rapor da gene mecliste vardır. Ve o rapor şunu söyler. Atamız sivrisinekten kaptığı sıtma mikrobundan kaynaklı tedavi uygulanırken karaciğerinin yetmezliği ve zorlanması sebebiyle siroz hastalığından vefat etmiştir. Nasıl bir insanlık, nasıl bir toplum veya nasıl bir zihin böylesine koca bir imparatorluğun parçalanmaya başlamasından hemen sonra bir cumhuriyet devletini kurup halkını arkasına alıp belki de 100 yıl ötesini görerek bazı kanunlar çıkarttığı halde kendi kurmuş olduğu meclisi içerisinden ona öldüğü gün bile ihanet etmeye çalışan insanlar var. Lütfen aklınızı başınıza alın. Atatürk bu ülkeyi kurmuş ve bu ülke için canını, her şeyini feda etmiştir. O da biliyordu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gibi aynen tahta kurulmayı, saraya çıkmayı, saraylarda eğlenmeyi. Ancak bunu yapmadı, halkı için durdu. Eğer bugün dışarıda özgürce dolaşabiliyorsak, televizyonlarda konuşabiliyorsak, elimizde telefon, önümüzde gazetemiz ve bilgisayarımız varsa, kadınlarımız hemen hemen her yerde iş bulabiliyorsa ve kadının bir hakkı, hukuku varsa, erkeğin hakkı ve hukukuyla eşitse, kanunlar önünde herkese eşit olarak görüyorsak, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran o insana, o insan sayesinde yapılan bir şeydir. Dolayısıyla bu ülkede nefes alan herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında doğmuş ve o bayrağı, bu toprağa, bu vatana canını vermeye hazır olan herkes için ataya bir kez olsun teşekkür borcunuzu ödeyin.
Bunu da işte bu tarz yanlışları, yalanları ortaya çıkartıp şarlatanların oyunlarını bozarak atayın hakkı olan saygıyı tekrardan kazandırarak gidiyor. Lütfen bu videoyu izleyin, izlettirin ve paylaşın. Paylaşın ki bu tarz insanlara, bu tarz şarlatanlara, bu tarz gericilere artık bir dur deyin. Yeter çünkü.